Hanım dün acayip bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Kızını işte para karşılığı yalan söylüyor. 11 çocuklu işte 2 tane eşi olan Ahmet'e annenin bizzat verdiği ve bundan para aldığı iddiası vardı. İddiayı daha da ileriye taşıyor Ahmet'in ailesi. Önce Ayşe Hanım bir gelsin. Ahmet'e cezayı az aldırmanın peşine. Öyle değil, başka şeyler de var. Göreceğiz. Ayşe Hanım bir gelsin lütfen. Bakalım ne demişler. Ayşe'cim hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Şöyle alayım seni başa. Anne, kızının kaçırılmasına göz mü yumdu? Ama sen bir şeylere göz yummuşsun. En azından bunu söylüyor Ramazan. Kocan niye diyor göz ki? Yumdum Ramazan ben? Ya bu adamları eve getirip götürmede ısrarcı oldu. Nasıl ısrarcı oldu? Onlara çok güvendi. Ben samimi güvendim oluşu. Abla, ben güvendim. Vallahi ben elimden kaybettim. Katiyen inanmıyorum. Ya çocuk kaybolduktan sonra bu çocukların hiçbir masrafı yok mu? Hiçbir telefonda konuşmanı yapmadın mı? Gelmesi. Ona sor, yapmadın mı? Ne yaptın Ramazan bize, ne yaptın? Ne mi yaptın? Ayda yılda bir çocuklara ayakkabı aldın, spor aldın. Başka ne yaptın? Ne? Hiçbir şey yapmadım. Ne yaptın mesela Ramazan? İBAN'ın atılan paralar belli. Ya kaç lira? Benim, hadi gelin git gidin bana 5 bin lira çalıştığım para şirketteki çalıştığım yerde atılan paralar. Başka para atmadın sen bana. Bak, ona yanıt ver. Benim şirkette... İBAN'ım da burada baksınlar Ramazan. Baksınlar ya, incelesin devlet. Bir yerde bir para attın, 2-500 lira incelesin. Yani Ramazan çocuklarına ve sana sahip çıksaydı bunlar olmaz mıydı demek? Olmazdı abla. Kızın. Evde başımda bursaydı saat çıkmadı, bir şey olmazdı bana. Bize saat çıkmadı, hiçbir zaman çıkmadı saat. Beni yanıma yakışmıyorsun dedi. Ben dökerektim, çıktım, geldim evine. Benim ağzımdan nasıl ya, duymuş yakışmıyor mu böyle bir söz? Duydum abla, Kur'an el bahsetti. Benden duyma diye bak. Birisi buna böyle diyor. Bu da evi abla, sağ... Yeğenleri daha şahit. Her sufrayı atıyorum. Her sufrayı atıyorum, bana diyor ki işten gel. Sufrayı atıyorum, sen bana yakışmıyor. Doğum yaptım. Kocam sevgilisiyle hastaneye geldi. Sevgilisiyle karın yanına mı gitti? Yok ya, yalan dostu söylüyor diyor ablam ya, kurban olayım ne sevgilisi ya. Ben hepsini yalan söylüyorum. Ne zaman gittim ya? Yalan söylüyorum. Allah kurban oldu valla. Benim kocamı doğurdu Emir ha. Hanım'ı. Evet. Hastaneye çıkıştı, yaptım saat 8'de. Doğuşa bindim. İmam onunla dolmuşuna geldi. Kucağını böyle diken. Ramazan değil, ben Ramazan diyor. Efendi fırında laylumlu sevgilisi var. Kendini haklamaya çalışıyor burada. Çocuktan dolayı suçlandı ya. Hı-hı. Eskilerden bir yalan uydurayım da bir şeyler... Yok çünkü öyle bir şey yok. Bana yazıklar. Çocuklara şey kendin mi bakmış? Bakkalın yolunu bilmezdim. Kızın kaçmasının sorumlusu Ramazan. Telefon hattındaki İsmail Bey'miş. Ayşe senin kardeşinmiş galiba. İsmail diye kardeşim var. Neyse bir alalım bakalım. Alo merhabalar İsmail Bey. Merhaba ablam. Bilim ablam. Yani şunu yani siz özellikle Ramazan'ı suçluyorsunuz galiba. Doğru mu anladım? Evet ablam. Bütün suçu Ramazan'da ablam. Kızın kaçmasında. Neden bütün suç şeyde babasında? Çünkü basmadı ablam. O benim başım yövmiyelere gitti. 3 sefer kovdu. Ben buraya annemin yanına aldım geldim. Ablam başımı hiçbir zaman sevmedi. Başım bir annesini yemin etmez. Ya 3 sefer geldi ya 4 sefer getirdik başım. Başım yine benim başım yine benim kocam dedi. Yine benim kocam dedi. Ben yine kocam dedim. Hepsini yuttum dedim abla. Niye yuttun? Niye yuttun ya? Yüzüne daha çıkmadım ben Ramazan. Çıktı desin. Daha yüzü daha ben onun yüzüne burada sen konuşuyorum. Sen sevdin mi hiç Ayşe'yi? Didem abla ben bunun yüzüne daha burada konuşuyorum Didem abla. Yüzüne çıkmadım. Hiç söylemedin mi bugüne hatalarını? Hiç çıkmadım. Daha dedi severdim. Daha da severdim. Çıkmadım. Böyle ağzı hiç yüzüne durmaz. Çıkmadım abla. Hiç yüzüne çıktı desin. Kocamı evlenmek için ben kaçırdım. Ben onu seve ben kaçırdım onu. Ben seve seve. Sen mi kaçırdın? Ben, nasıl ben yani? Kaçırdım. O beni de kaçıracaktı. Aa sen. Bir dakika sen o mu kaçırdı? Ramazan nasıl yani? Nerede ya, beni kaçırdı? Nerede? Peki abla, abisi. Abisi diyor ki 10 yıldır tanışıyorlar hayır, diyor. Abla, hayır abla hayır. Evet, hayır. Yalan söylüyor abla. Ben bir seneyle 3 aydan beri onunla çalıştım 10 abla. 10 yıldır içli dışlılar hayır, diyor. Hayır abla yalan söylüyor abla. Ahmet'in diyor maddi durumu en iyi olan kardeşimizdir. Parası vardır yalan diyor. Söylüyor. Hayır abla ben onlar 3 ayda bir işe gittim abla. Yalan söylüyor. Abla. Bir de diyor ki annesi diyor bekle lütfen yerine otur. Annesi para aldı. Hayır abla yemin ederim para almadım. Kur'an el basayım para almadım abla kız. Bu nasıl laf kız? Baba alamadı. Alamaz. Baba Ramazan da tamamen paranın peşinde diyor. Hayır yalan söylüyor. Ramazan öyle bir şey yapmaz. Ben kocam yine kanım kaydım. Hiç kimsenin parasına ihtiyacım yok. Kendim çalışıyorum zaten. Ramazan kimsenin parasını almaz. Öyle bir şey yapmaz Ramazan. 16 yaşındaki Hatice hamile mi? İkinize de o bilgi nasıl açıklayacağım ya? Senin kızın hamileymiş. Hamile. Şimdi işte. Şimdi alkışla geldim. Üstelik 7 aylık hamileymiş. Kendin alkışla şimdi. Yaptığın şeylerden dolayı alkışla geldin. 7 aylık hamileymiş sen bunu biliyor muydun? 7 hamileymiş abla. Öyle abisi öyle diyor. Belki farkında değildir. Adam evde çocuğa sahip oldu. Ne çocuğa evde vallahi bak. Zorla bir... Abla evde sahip olmadı evime gelmedi okuldan alırmış. Bu uyumuş okuldan. Uyumuş ya abla. Çocuğu senin evinden götürüyor ya.
Uyumuş mu? Evden götür, okuldan alır, gezdiririm, çarşıda ya gezdiririm. Bu arada abisi demiş ki on şey bizimkiler diyor bir kızın rızası yoksa onunla birlikte olmazlar. Ya çok özür dilerim ama abla, adın ne? Nedim. Bir dakika çok özür dilerim Nedim ama 15 yaşındaki 15 çocuğun yaşında rızası aranmaz Nedim'cim. Tamam mı canım? Kim olursan yapma. Ol. Kim olursan ol. Ahmet'in ailesinden ortalığı karıştıracak iddia. Aynı zamanda şunu da dile getiriyorlar. Yani Ahmet'in hiçbir şekilde zorla kaçırmadığını, hatta Hatice'nin Ahmet'i zorladığını dile getiriyorlar ki şöyle bir şey gerçekleşmiş. 15 yaşında çocuk mu zorladı? Önce, hemen önce Hatice'nin kaybından önce şöyle bir durum gerçekleşmiş. Ne olmuş? Hatice Ahmet'in arabasının anahtarını almış ve gelip beni almazsan araban da burada. Sana da asla vermeyeceğim diye ufak çaplı bir tehditte de bulunmuş. Ahmet Ahmet'te dolayısıyla otobüste ablaya gitmiş ve bir şekilde beraber anlaşılarak kaçmışlar. Abdullah aileden biri değil, bizim muhabirimiz. Abdullah bizim muhabirimiz, sakin olun. Abdullah sadece bilgiyi anlatıyor. Yani kardeşi falan değil. Hayır biliyorum. Estağfurullah ya. Ya Ayşe'cim. Öyle abla. Tatlım benim diyor ki kızın senin evde gitmiş şeyin Ahmet'in aracını almış, arabasını almış. Abla onunla benim haberim yok abla. Beni kaçır demiş. Benim haberim yok ablam. Yemin ederim haberim yok kız. Bak, vallahi haberim yok. Ben şimdi bu ya olay... sen o nereden biliyorsun? Evdesin. Bir saniye abla, ben sana açıklayayım. Söyle. Polis kayıtlarında da var. İmamoğlu polis karakoluna kayıtları istediğiniz zaman size verecekler onu. İmamoğlu'na ben gittim. Gittiğim günü adamın taşındığı mahalleye gittim ben. Oturduğu eve gittim. Evet. Hemen şurada oturuyorsa şu karşıda da kamera döşemiş adam evine. Kamera sistemi var. Bir çeliniye olduğu için kamera sistemi döşemiş. Orada ben konuşurken oradan birisi çıktı. Bayanın biri dedi ki ne arıyorsun Ramazan abi? Ben de dedim benim kızı kaçıranlar burada oturuyormuş. Evet söyle. Dedi ki abi senin kızı kaçıran adam devamlı buraya bırakıyordu arabasını. Ya tamam işte senin kızın da yani ailenin iddiası... Hayır, benim kızım anahtarı verse bile o adamın gece saat kaçta terk ettiği belli orada. Ya mevzu şu, bunun Ayşe'nin neden haberi yok? Abla benim neden haberim olsun Hatice'nin anahtar aldığını? Yemin ederim abla haberim yok. Ya lan almaz ablam. Ablam çocuğum... vallahi benim haberim yok ablam. Ya da aramızdaki bu tartışmalardan dolayı ben buradan bıktım deyip o Ahmet'e mi sığındı senin kızın yok, yani? Yok abla yok. Biz ne tartışacağız? Abla ben Ramazan'la tartışmadım hiç. Ayrıldım tamam. Tartışmadım abla. Bu benden abla. Saklamış ya. Çocukları Adana'ya göndereceğim dedi. Bacıma gönderdi. Benden saklayacağına gönderdim. Bana dese ki böyle bir durum var. Ben çocuğu Adana'ya gönderdim. Çocuğu Adana'ya kadar takip Dur, etmiş Abdullah adam. Da diğer bilgileri de söylesin. Söyle Abdullah'cığım. Hanım Hanım ısrarla dile getirilen iddia da şu. Anne Ayşe'nin aslında para aldığını bunu dün de söylemiştik. Dünkü yayınımızda söylemiştik. Öte yandan babanın da para alamadığı için, anne Ayşe gibi para alamadığı için o da aslında bir şekilde Ahmet'ten para koparabilmek için. Hayır abla, Ramazan öyle bir şey yapmadı. Hayır abla. Kızının peşine düştüğünü dile getiriyorlar. Yani iddialar şimdi tam bakın, bu yönde tamam, esasında herkese sorduğumda aslında bunu söylüyorlar. Çok teşekkürler ama Nedim'in ben kameraların karşısına geçip benim sorularımı yanıtlamasını istiyorum. Bu bir. İkincisi, şimdi madem sen yıllardır, 10 yılı aşkındır Ahmet'le konuşmuyorsan eğer Nedim, sen nereden biliyorsun Ayşe'nin şeyden Ahmet'ten para aldığını? Anlamadım abla. Bir dakika nereden biliyor? Konuşmadığın birinin konuşmuyorsun ya Ahmet'le. Sen nereden biliyorsun para vermiş Ayşe'ye? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun para vermiş? Nereden biliyorsun babanın peşinde olduğunu? Sen demek ki Nedim, kardeşin Ahmet'le şey görüşüyorsun. Abla, biz para almadık Ramazan. Biz Ramazan para almaz abla. Merhabalar. Biz böyle yayına bağlanmıyoruz ama madem öyle başladık seni de dinleyelim. Dur dinle tamam. Sen nesi oluyorsun? Nesi oluyorsun canım? Dur sesi açtım bir dakika. Hoparlör. Tamam Selma'cığım. Tanıyor musun sen bu adamı? Ben adamı tanıyorum. Beraber işe gittik Ayşe'yle. Peki nasıl bir adam? Çok mu fazla samimiyet kurdu? Çok mu fazla... Hayır kesinlikle. Bu kadın ona işçi buluyordu. Tamam. Bunun sayesinde ekmek parası kazanıyordu. Hani onun çok parası varmış ya. Öyle diyor. Söylüyorlar. Ailesi öyle diyor. Kanlıya geliyorlardı yemin ediyorum bir grup pilav yiyorlardı ya sülalecek. Ailesi hep bak ailesi zaten işin içindeyse bu Nedim de bütün akrabaları da herkese göz yumuyorlarsa onlar da beraber cezaevine birlikte girerler. Yoksa bulsunlar kızı. Bu kadın öyle bir insan değil. Ben 25 senedir tanıyorum. Tamam. Bu kadın kesinlikle tamam öyle canım. Olmaz. Onu orada gördüksün de üzülüyor. Ay ağlıyorsun. Ağlama. Yapmadım abla. Dedem abla yalvardım. Kesinlikle olmaz. Benim yarım ekmeğim olsa ben yele vermeyeceğim. Öyle, her şeyini biliyorum. Her şeyini. Öyle gariban birim. Ha. Bu kadın alnının teriyle parasını kazanıyor. Çocuklarına bakıyor. O çocuklara dışarı çıkmazdı bu adam. Yedirdi ne yaptıysa bu çocuğu götürdü. Allah
Allah İçinden Allah. Çıkmak için kadının üstüne suç atıyorlar. Allah Yalan Allah. Yalan söylüyorlar. Ay yazık ya. Ayşe'cim. Onu gördükse ben burada canım çıkıyor. Ben yapmadım. Ağlamayın. Didem abla yapmadım ben. Didem abla yapmadım. Ramazan da yapmaz. Ben de yapmam abla. O kadar çaresiz gariban bir kadın mı? Çok gariban ya. Görmüyor mu halimi ya? Didem abla Allah razı için. Tamam. Ben 25 senedir tanıyorum. O kadar. Kimsenin kalbini kırmaz. Öyle para kesinlikle olmaz ya. Canım benim ya. Tamam Selma'cığım teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Tamam canım. Tamam. Evet, teşekkürler. Arkadaşların da ağlıyor. Allah Ahmet hocamı getir. Ben sana para almadım Ahmet. Bunu biliyorum. Neden böyle yapıyorsun Ahmet? Neden böyle yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Ben sana güvendim bana. Neden böyle yaptın? Benim iyiliğimden yaralandın. Ben sana iş buldum. Adam buldum. Canıttım Ahmet. Yapma bunu bana. Yapma. Sen biliyorsun beni para almadığımı biliyorsun. Canım da anlatmam. Senin de çorun çocuğun var Ahmet. Gel, gel yanıma bak bir şey söyleyeyim. Şöyle beraber konuşalım. Sen otur belin ağrıyor senin. Şimdi bak Nedim, Nedim Bey. Kardeşim bir toplumu temsil ediyorsun ya sen Urfa'da. Böyle genişte bir yapmadım, aileyi temsil ediyormuşsunuz. Şimdi kız kaçırıldığında 15 yaşında. Dolayısıyla suç. Tamam mı kardeşim? Demek ki hala para aldığı falan iddiaları duyuyorsanız aileyle de bir temasa geçmişsiniz. Ben iyi niyette bir çaba gösterdiğinizi eğer görmek istiyorum. Dolayısıyla da kızı 7 aylıkta hamile olduğunu söylüyorsunuz. Suç daha da katlanarak artmış. Yani, o zaman yani iyi niyetli bir adamsan sen. İyi niyetli biriysen. Tamam mı? O kızı ailesine teslim edeceksin. Tamam mı? Madem iyi niyetliysen, bize yardım etmek istiyorsan, Hatice'yi istiyor musunuz peki siz çocuğunuzu hamile? Çocuğumu bırakmam onlara ya. 7 aylık hamile ama. Hayır ben çocuğumu alırım. Tamam, ben onlara çocuğumu alırım, teslim ederim. Tamam, namuslu bir insan 15 yaşında evlada göz koymaz. 15 yaşındaki kızın da rızası aranmaz dedim Beyciğim. Anladınız mı siz? Yani çok aranmaz. Bir şey yani. Kırmızı çizgimizdir diyor ya. Yani rızası olsa ne olur? Çünkü yan o ya. Aranmaz. Tamam mı? Aranmaz. Binlerce jandarma beni sordu yani. Türkiye bu sözleri ilk kez duyacak. Ben düşmanımı bilmiyorum. Nari'nin annesi anlatıyor. Sen kimsin biz bilmiyoruz. Nari'nin kaybolduğu saatlerde ne yaşandı? Anadaki şu anda beni izliyor. Kim neredeydi? Bana ne dedi ki Allah'ım? Olay röportaj. İlk kez ve sadece az sonra... Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme de. Daha yaşlı 44 yaşındayım ben 44. Beni tutmayın, boynum tutmayın. Şoke eden iddia. En önemlisi şu. 7 aylık. Büyük şüphe. Kendin alkışla şimdi. Yaptığım şeylerden dolayı alkışla kendini. 16 yaşındaki kayıp kız Hatice hamile mi? Senin kızın hamileymiş. Anne Ayşe her şeyi biliyor muydu? Burada He. suçlu sensin. Başka kimse suçlu değil. Anne babanın büyük yüzleşmesi. Evde başımda dursaydı saat çıktı bir şey olmazdı bana. Bize saat çıkmadı. Hiçbir zaman çıkmadı saat. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Sen çok iyi hatırlıyorsun. Yalan atma. Şunu anlamıyorum. Esra diyor ki annem beni yaşlı erkeklere gönderiyordu. Benim pavyonlara bu beraber Başak'la beraber pavyonlara götürüyordu. Ben göndermiyordum. Ama Mertcan seni bu konuda yani çok ağır da şeyler yapmış. Mertcan senin annen pavyonlara gönderdi mi? Kendi de içiyordu. Abla, yani içmesi. Bu konuda yalan söylüyor. Ne içmesi bir... ya? Bak. Dinle Mertcan'ı. Kendi isteğiyle, kendi rızasıyla içiyordu. Hani benim yanımda da birkaç kere alkol kullandı. Ya alkol kullanması zaten yani... Mevzu o değil ya. Gözünü seveyim. Bir ekranlara getirir misiniz lütfen şu Başak'ta bu senin gece kulübü diyorlar. Gece kulübü. Gece kulübü. Gelsin bakayım bakayım. Ne işi var 16 yaşındaki bir kızın? Abla bunun? İnanır mısın ben yeni öğreniyorum bu videoları. E tamam gel bak izle. Anne Besra'nın gizlediği gerçek ne? Siz burada Başak'la beraber neredesiniz? Bana doğruları söyle Besra'yı. Çok rica edeceğim ya. Nasıl neredeyim? Burada nerede eğlence mekanındasınız? Kaç yıl önce çekildi o görüntü?
biz şeye gittik yani oraya gittik ama ben yoktum diyorum ya size. Ya oradaymışsın ya. O içiyordu. Madem o git... orada ol... yoksan içtiğini nereden biliyorsun? Hayır içmiş içiyordu zaten Didem Peki, Hanım. Madem öyle... Arkadaşlarına takılıyordu gidiyordu ya, Başak içiyordu. Başak senin ev arkadaşın değil mi? Şimdi Didem Hanım. Şu an Başak senin ev arkadaşın değil mi? Ev arkadaşımla sen... ayrıldım. Şimdi biri hayır, bana o dönemde, dese. Bak o dönemde berabersiniz Başak'ta ve Başak senin 16 yaşındaki kızını senin bilgin dışında oraya mı götürdü? Didem Hanım kendi isteğine gidiyordu. Ben götürmüyordum zorlamıyordum de. Kendi isteğine ya, gidiyordu. Ya ne demek kendi isteği ya? Kendi senin isteğine. Senin işin var o. Ne yapıyorsun şimdi sen orada? Şimdi ben zorlamam yani kimseyi. Sen orada ne sen yapıyorsun? Sen geleceğim gelir misin? Ne yapıyorsun? Eğlence mekanına gidip ne yapıyorsun orada? Oturuyorduk bir şey yok yapmıyorduk. E para nasıl yetiştiriyorsunuz? Merdiven silerek o para oraya yetişir mi? Ya o kendi gidiyordu Didem Hanım kendi arkadaşlarına ya, gidiyordu. Ya canım benim az önce ben şu bak mevzu benim bak sen yetişkin bir insansın tamam mı senin hayatın beni ilgilendirmez. Kendisi artık kafanda ne varsa o bir hayatı tercih etmişsin. Mevzu çocuk tamam canım benim mevzu çocuk bir de bana diyorsun ki merdiven siliyordum bilmem ne yapıyordum. Ben eğlence mekanı gitmesin derdinde değilim beni ilgilendirmez. Kendi ama istiyordu. Merdiven silerek bu mekanlara gidemezsin. Görüşümü söylemek istiyorum size. Lütfen Mertcan. Peki. Kendi isteğiyle gitse, şey annem yollasa ve hani bana içirmişler diyorlar yani. Yani bana içirdiler zorla. Kendi isteğiyle zorla içirebilir mi? Şu videoya bakar mısın? Ya burada, burada gülüyor, kendisi, eğleniyor. Ya hayır burada, ya burada, peki, burada. Peki nişanını kendi... ben zorladım Didem Hanım? Bak, kendi burada... isteğiyle nişanlandı, kendi herkesin isteğiyle kendi bir şey iradesi yaptı. Var. Bak herkesin yani kendi şey iradesi ya. Var, o irade. Kendi istiyordu, kendi ya Allah'ını seversen ne iradesi ya? 16 yaşında Tuncan Hanım buyurun. Onu söyleyecektim. Aa, evet 16 yaşında sorumlusu aa. Sensin. Onu gözetmek zorundasın. Kendi istedi diyemezsin. Evet ya. Ben nişanını tamam. da ben zorlamadım. Ya ben kendi zorlamadım, ben onu yapmadım. Çocuk niye bu halde o zaman? Niye bu kendi hale geldi? Şey yapıyordu. Kendi ki... öyle yaptı. Sen bu çocuğu niye benden bulmamı peki, istedin? Peki Yasemin'den çok mu şey, Yasemin benden çok mu iyi bakar Didem Hanım? Kötü yerlere götürmez mi? Kötü yerlere sokmaz mı Didem Hanım? O da götürüyor, sen de götürüyorsun. Hayır ben götürmüyorum bir kere. Buse kararını verdi, stüdyodan kaçtı. Yasemin Hanım'la olan, ya Yasemin Hanım da sen de şu anda kızın ikinizin yanında da olmaması lazım. Aynen öyle. Biz ona, devlet koruması altına alması. Ama işte 19 yaşında olduğu için, evet. Bak 19 yaşında olduğu için bizim ona sunduğumuz olanakları elinin tersiyle itti. Yasemin'le bir de onun kızıyla beraber buradan kaçarak gitti. Tamam mı? Bazen de insan kendi tercihlerini yaşar. Buse, Didem Arslan Yılmaz'ın yardım teklifini reddetti. Yetişkin bir insan. Ona sunduğumuz olanak, bir sürü olanaklar sunduk. Ama ben o kızdan ve o kadından şikayetçi. Şikayetçi olabilirsiniz. Hukuki siz benden şunu istediniz. Buse'yi buraya getirin. Tamam mı? Buse'yi buraya getirin. Ben görevim... ona zarar vermem. Ben bunu yaptım. Ben söyleyeyim. Eğlence mekanındaki görüntüler bile çok şey anlatıyor. Sen de Başak'la beraber olan arkadaşlarına son vermişsin. Demek ki bir sürü şeyler yaşamışsın. Tamam mı kardeşim? Biraz sen de hayatına şekil düzen ver. Oğlunla beraber sırta ver. Ondan sonra Buse belki yanınıza gelir ama çok zor görünüyor. Çok zor görünüyor. Gitti size mi Didem Hanım? Gitti. Şimdi gitti Yasemin'le beraber oraya gitti. Oraya gitti. Gitti. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bazen herkes tercihlerini yaşar. O hayatı tercih etti. Didem çok oldu. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben isterdim ki anne kız yan yana gelin bir aile olun ama. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sen de hakkını helal et. Yani üzgünüm ya. Çok üzgünüm yani. Ama böyle kavga ederek olmaz. Bak sen de hatalar yapmışsın. Kabul et hatalar yaptığını. Yapmışsın. Ya.
Bak evlatlarını 2 yıl boyunca yerinde durmamışsın. Terk etmişsin. Dedem hanım, bir gün daha kalabilir miyim? Yarın gidebilir miyim? Ne olur. Tabii bir gün kalabilir miyim diyor. Tabii ki kalabilirsin. Sizi çok seviyorum. Ay sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedem ablam var mı işte? Canının sağlığı. Dikkat et kendine. Helal. Hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Ay teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Ay estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Daha yaşım 44.